Arkadaşlar şimdi sorumuza bakıyoruz. Basit bir mutlak değer sorusu var. Öncelikle aynen parantez içi olduğu gibi burada da mutlak değer içlerindeki işlemleri gerçekleştireceğiz. Eşittir diyelim. Burada mutlak değerin içindeki işlem eksi 1, eksi 3, eksi 4 eder. Artı, eksi 2, artı 4, artı 2 eder. Mutlak değer dışına pozitif olarak çıkacaklar. 4 artı 2. 4, 2 daha 6. Yani doğru cevabımız C şıkkıymış. Şimdi sorumuzda diyor ki R gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu şu şekilde tanımlanıyormuş. Eğer x eksi 10, 10 aralığına giriyorsa fonksiyonumuzun tanımı mutlak değer x'tir. Tamam. Diğer durumlar içinse fx, fx artı 20'ye eşittir. Buna göre f 117 kaçtır? F 117'yi, 117 sayısını 20'ye, x artı 20'ye göre eşitleyip giderek 20 eksilte eksilte x'imizi eksi 10, 10 aralığına denk getireceğiz ki fonksiyonumuzun formülünü uygulayabilelim. Öyleyse 117'den geriye doğru 20'şer 20'şer çıkardık. E kaç çıkaracağız? 120 çıkartacağız. Çıkardık ne oldu? Eksi 3'e bizim bu verilen kurala göre şöyle söyleyelim. F 117 şöyle gösterelim. Fx eşittir. Fx artı 20 idi. O zaman f 117 eşittir. 117 eksi 20. Böyle böyle aşağı indik. F 17 f eksi 3'e eşit oldu. Şöyle yapalım. Eksi 3 F 17'ye eşit oldu. O zaman artık biz eksi 10, 10 aralığına girer girmez diyoruz ki fonksiyonumuzun formülünü kullanabiliriz. Yani mutlak değer eksi 3'tür bu. O da 3'tür. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. Sorumuzu inceleyelim. A ve B gerçel sayıları için mutlak değer A eksi A çarpı mutlak değer B artı B sıfırdan büyük olduğuna göre. A artı B sıfırdan küçüktür. A eksi B sıfırdan küçüktür. A çarpı B sıfırdan küçüktür. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi A'yı pozitif olarak aldığımızda A eksi A sıfır olur. O yüzden bu çarpımın sonucu sıfıra eşit olur. Yani A'yı pozitif alamıyoruz. Öyleyse A'ya negatif dersek. A negatif iken diyelim ki öyle olmak zorunda. Eksi A olarak çıkar mutlak değer dışına burası. Yani eksi 2 A elde ederiz ki bunun sonucu sonuçta nedir? Kendisi negatif olduğu için sonuç burası pozitiftir. Bununla neyi çarpıyormuşuz biz? B'yi, mutlak değer B artı B'yi. Peki sonuç sıfırdan büyük olduğuna göre şuranın ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani mutlak değer A artı mutlak değer B artı B'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunun sıfırdan büyük olmasının tek şartı B'nin pozitif olması. B büyüktür sıfır bulduk. Şimdi bu iki bilgiyle verilen ifadeleri değerlendirelim. A ile B'nin toplamı sıfırdan küçüktür diyebilir miyiz? Her zaman diyemeyiz. A eksi B sıfırdan küçüktür diyebilir miyiz? A eksi B bu sıfırdan küçük, bu sıfırdan büyük. Evet, her zaman sıfırdan küçük olur. Küçükten büyük çıktığında sonuç negatif olur çünkü. Yani bunun için her zaman doğrudur diyebiliyoruz. Peki çarpımları sıfırdan küçük müdür? Evet, ters işaretli oldukları için çarpımları her zaman sıfırdan küçüktür. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. D şıkkı. Burada bir mutlak değer sorumuz var. Mutlak değer A 2, mutlak değer B 5, mutlak değer C 6 olmak üzere. C küçüktür, A küçüktür, B. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyüktür olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bizim burada karar vermemiz gereken şey A, B, C'nin işaretleri. Mutlak değer A 2 ise A eksi 2 veya artı 2 olabilir. Mutlak değer B 5 ise B artı 5 veya eksi 5 olabilir. Mutlak değer C 6 ise C değeri eksi 6 veya artı 6 olabilir. Ne yapacağız? Bize verilen şu alttaki özelliklere bakarak, bu özel durumlara bakarak bu sayıların işaretlerini belirleyeceğiz. Burada diyor ki C A'dan daha küçüktür. C A'dan daha küçükse gerçek hayatta o zaman C'nin eksi 6 olması lazım ki hani artı 6'yı tercih etmeyeceğiz demek ki. Burada eksi 6'yı tercih edeceğiz ki bunu sağlayalım. Peki şimdi C'nin işareti negatif olduğundan eminiz.
Diğerlerin işaretine karar verirken üçünün çarpımı pozitifse diğerlerinden ya birisi eksi olacak bu eksiği gidermek için veya veyası yok. Diğerlerinden birinin eksi olması lazım. Hangisi eksi olabilir? Burada B'yi eksi seçemeyiz. Çünkü yukarıda diyordu ki A B'den daha küçüktür. Öyleyse A'yı eksi seçmeliyiz. Bu durumda A'yı eksi 2 olarak belirlemiş oluyoruz. B'yi de 5 olarak bıraktık. Bizden 3'ünün toplamı istenmişti. Eksi 2 artı 5 artı eksi 6 dedik. Eksi 8 artı 5 de eksi 3 eder. Yani doğru cevabımız B şıkkıymış. Mutlak değerle ilgili bir sorumuz var. A, B, C gerçel sayılar ve A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük olmak üzere. A çarpı B eşittir eksi 2 mutlak değer A. B bölü C eşittir 3 çarpı mutlak değer B eşitlikleri verilmiş. A artı B artı C sıfır olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, A için bakarsak A'nın alabileceği değerler ya pozitif ya negatif olabilir. A'nın pozitif olduğunu düşünelim. A sıfırdan büyük olsun. Bu durumda A çarpı B mutlak değerden olduğu gibi çıkacaktır. A'ları sadeleştirdiğimizde B'yi eksi 2 olarak buluruz. A negatif olsaydı A çarpı B eşittir eksi 2 çarpı eksi A olacaktı. Mutlak değerden eksiyle çarpılarak çıkacaktı. Bu durumda AB eşittir 2A. A'lar gittiğinde B'yi 2 olarak bulacaktık. Bu iki durumu da değerlendirelim bakalım. Ve diğer şartları sağlıyor mu diye sürekli kontrol edeceğiz. B bölü C eşittir 3 mutlak değer B için bakalım. Eksi 2 ise eğer eksi 2 bölü C eşittir 3 çarpı 2 olarak çıkacak mutlak değerden. Bunları sadeleştirdiğimizde ve içler dışlar yaptığımızda eksi 1 eşittir 3C. C buradan eksi 1 bölü 3 bulunur. Peki çarpımları sıfırdan büyük oluyor mu? Eksi, eksi çarptık artı oldu. A da artıydı. Evet sıfırdan büyük oluyor. Şimdi diğerini deneyelim. B'ye 2 verdik. 2 bölü C eşittir 3 çarpı 2 olarak çıkacak. Bunları götürdük. 1 eşittir 3C, C eşittir 1 bölü 3 oldu. Şimdi A negatifti, B ve C pozitif. Çarptığımızda sıfırdan küçük olur. Yani bunu dikkate almıyormuşuz. Şimdi buradan devam edersek toplamları sıfır ise demiş. A'yı bilmiyoruz. B'yi eksi 2 olarak almıştık. Ve C'yi de eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Toplamları sıfır. Topladığımızda 3 kere 2, 6, 7, eksi 7 bölü 3 eşittir 0. Öyleyse A değerimiz 7 bölü 3'tür. Yani doğru cevabımız D şıkkı. X ve Y gerçel sayıları. Mutlak değer x artı mutlak değer y'nin mutlak değeri eşittir x artı y'nin mutlak değeri eşitliğini sağlamaktaymış. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. Burada x ve y değerlerimizi 0 verirsek bu eşitliğin sağlandığını görürüz. X ve y'nin işaretleriyle ilgili karar vermemiz gerekiyor şıklara baktığımızda. Şimdi hem x hem de y'nin sıfırdan büyük olduğu durumu inceleyelim. Bu durumda doğal olarak x olarak bu da y olarak dışarı çıkacaktır. X artı y yine eşit olacaktır. Şöyle istedik. Sonra her ikisinin de negatif olduğu durumu inceleyelim. Bu durumda eksi x artı eksi y olarak dışarı çıkacaktır. Bakalım. Eksi parantezinde x artı y dersek bu da x artı y'nin mutlak değerine eşit olacaktır. Şimdi bu durumları sağlıyor. Öyleyse bu x ve y değerlerinin ya sıfır eşit ya da aynı işaretli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şıklara baktığımızda yalnızca A seçeneği her zaman doğrudur. Gerçel sayı ekseninde iki noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan sayılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle biz sayı doğrumuzda bir nokta belirlemeliyiz. Diyelim ki bizim x'imiz burada olsun. X noktasının 2 noktasına olan uzaklığı 2 burada olsun. Eksi 4 noktasına olan uzaklığının burası da eksi 4 olsun.
Yarısından daha küçükmüş. Öyleyse iki nokta arasındaki uzaklık mutlak değerle gösteriliyordu. X eksi 2 yani x'in 2'ye uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığının yarısından küçükmüş. Küçüktür x eksi eksi 4 bölü 2. Biz burada bir takım düzenlemeler yaparsak x eksi 2 küçüktür x artı 4. Buradaki 2'yi dışarı alabiliriz çünkü mutlak değeri de artı 2'dir. İçler dışlar çarpımı rahatlıkla yapabiliriz. 2x eksi 4'ün mutlak değeri küçüktür x artı 4. Şimdi şıklarımızı kontrol edelim bakalım hangi şıkta görebiliyoruz. Evet, C şıkkı bizim doğru cevabımız. Sorumuzda sıfırdan farklı x ve y gerçel sayılar için x çarpı y'nin mutlak değerinin eksi 2x, y bölü x'in mutlak değerinin 3y'ye eşit olduğu verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir baktığımızda mutlak değerin sonucu her zaman pozitif çıkar. Bu durumda x'in değerinin sıfırdan küçük olduğunu, y'nin ise sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre yukarıdaki eşitliği alalım. Mutlak değer x çarpı y'yi mutlak değer x çarpı mutlak değer y olarak ayırırsak eksi 2x dediğimizde burada x'in mutlak değer dışına eksi x olarak çıktığını görüyoruz. Mutlak değer y bu durumda eksi 2x dersek şöyle sıfırdan farklı olduğunu zaten söylemişti. Sadeleştirme yapabiliyorum bu durumda. Y'nin pozitif olduğuna göre 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi y'nin 2 olduğunu biliyorsak eğer ikinci eşitliği ele alalım. 2 bölü x'in mutlak değeri eşittir 3 çarpı 2'ymiş. Buradan 2'nin mutlak değeri bölü x'in mutlak değeri eşittir 6 dersek şöyle yapalım. İçler dışlar alalım. X'in mutlak değerinin eksi x olarak çıktığını biliyorduk. Eksi 6x eşittir 2 dediğimizde her iki tarafı da eksi 6'ya bölersek x'in eksi 1 bölü 3 olduğunu gördük. Bizden bu iki sayının toplamı istenmişti. X artı y 2 artı eksi 1 bölü 3 diyelim. 3 kere 2 6 6'dan 1'i çıkardık. 5 bölü 3 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıymış.